İyi akşamlar Gülü. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım, hoş bulduk. Nasıl geçti bugün işler? Ya bir devlet memurunun işleri nasıl geçer? Vatandaşlar ellerinde kağıtlar geldiler, ben de o kağıtlara mühür vurup üst kata yolladım. Mühür vurup üst kata yolladım. Hep aynı şeyler. Ya vallahi o kadar çok mühür vurdum ki, ya vallahi kollarım ağrıyor. Allah, vah vah vah. Ya Gülü, benim karnım zil çalıyor. İnşallah güzel yemekler yapmışsındır ha. Çok güzel yemekler hazırladım. Ama yemekten önce sana bir sürprizim var. Hadi misafir odasına geçek. Ya ne sürprizi Gülü? Ne misafir odası? Ya sen misafir odasında genellikle kutlama yaparsın. Biz de bu akşam bir kutlama yapacağız zaten. Allah Allah, neyi kutlayacağız? Düşün bakalım. Ya bugün ne senin ne de benim doğum günüm. Başka? Ya bugün evlilik yıl dönümümüz de değil. Başka? Ula bizim çocuklarımız da yok. Hani derdik çocukların doğum günü var. Başka? Ya kaynanamın ölüm yıl dönümü hiç değil. Çünkü ben ona adım gibi ezberlemişim. Feyzo. Şaka yapayım Gülü. Ya Gülü vallahi ben hiçbir şey hatırlamamışım. Neyi kutlayacağız? Neyi olacak Feyzo? Bir devlet memuru olarak bana son aldığın ayakkabıları kutlayacağız. Ayakkabılar bugün tam 5 yaşına girdi de o yüzden. Vay! Efendim, fıkralarımız kültürümüzün aynasıdır. Bu fıkra fıkraların hasıdır. Bu hafta yine geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fiil çekimleri. Sen kalk bakayım. Sen. Bağırmamak fiilini çek bak. Bağırmamak. Bağırmadın. Aferin, otur. Sen kalk bakayım. Arkadaşın çektiği fiilden ne anladın? Hocam demek ki hiç kimse bağırmamış. Ne? Allah Allah. Üzbe. Ne oldu abi? Vay be, vay anasını abi. Ya ne oluyor ya Allah. Ha, değil mi? Baksana oğlum, Kayseri'ye kokteyl yapılacakmış lan. Kokteyl mi yapılacakmış? He. Desene abi, bundan sonra bizim de bir kokteylimiz olacak. He, gazete öyle yazıyor lan. Abi, kaç katlı olacakmış ya? 65 kat olacakmış. Aba, 65 katı. Allah. Desene Erciyes Dağı kadar olacak. Ne diyorsun sen oğlum, herhalde o kadar olur. Allah. 65 katı ha. Çok yüksek olur abi ya. Ne diyorsun sen be? Sen 65 kattan aşağı düşsen paramparça olursun oğlum. Orası hiç belli olmaz. Niye ki? Ben 64 kat düşsem bir şey olmasa, bir geriye kalan bir katta da bir şey olmaz herhalde. Ne diyorsun la? Efendim, benim hemşerim misafirperverlik olayını biraz abartmış gibi geliyor bana. Çünkü evine giren hırsıza bile misafirperverlik yapay. Bu kadarı da fazla tabii. Kalk kardeşim, kalk. Lan soygun yaparım, kalk, soyacağım seni. Kalkayım. Şşş, kalksana, kalk. Ne kalkayım, soyacağım seni, kalk. Kalksana kardeşim. Kalk. Atamı ne? Kalk. Kalk, kaldırın beni bakayım. Soygun yaparım, seni de soyacağım, kalk. Çek, kalk. Kaldır ellerini. Sen soyguncusun. He? Yaşasın! Sonunda beni soymaya biri geldi. Yaşasın! Ya! Şu tipe bak, şu boya bak. Dur bakalım, dur. Şu yakışıklılığa bak ya. Soyguncu dediğin foyle olacak. Gerey misin ya? Aslanım be. Tam en iyi soyguncu benim soyguncum işte.
Buyur. Kes yapayım ben. Kes. Yok oturmayacağım ben. Otur. Sen yoldan geldin, yorgunsun şimdi. Tamam, yorgunsun. Bir dinle, soyarsın beni canım. Yok kardeşim, ben dinlemek istemiyorum ya. Soyacağım seni, gideceğim işte de. Acelen ne? Soyarsın. Acelen ne? Ya inan Allah'a, Kabe'deki insanlar benden dalga geçmeye başladı ya. Neymiş efendim? Bütün köydeki evlere girmişler, soymuşlar evleri. Benim evimi soymamışlar diye. Ben de tarlandım. Psikolojik sorunlarım olmaya başladı bu sorunlar. Ben de cama beni soyun diye yazdım. Gazetelere ilan verdim çarşaf. Beni soyun diye. Ama kimse gelmedi. Diyordum abi, hemen soya da gideyim bari. Acelen ne senin? Acelen ne? Bir soluk lan. Hem sen karnın açtır. Bir yemek ye he. Yemek ısmarlayayım sen. Ne yersin? Lokantadan hemen telefon açayım. Gelsin istediğin yemekleri he. Ya yemiyorum. Gideceğim diyorum sana. Hadi çabuk soyayım seni hadi. Duymamış olayım. Gel buraya, gel buraya. Azıcık al. Habuncu acıdayız. Lan itmeyelim, patlayacağım ya. Yeter daha. Ama aferin. Ama aferin sana. Yani 8 tabak yemek, 9 tane de ekmek yedin. Yani üstüne 5 litre su içtin. 5 litre de su içtim. Ne olsun sana, hayır. Aferin. Şimdi soy beni, Hadi. Eller yukarı, bu bir, evet. Bu bir. Cinayettir. Nasıl? Doktor bey, iyi ki geldik buraya. Hastanede otur, sıkılmıştık. He vallahi doğru diyorsun doktor hanım. Ya insan kapalı alanda ne kadar sıkılıyor. Kapalı alanda kal. Vallahi bizi bile hasta ediyor. Hastalar ne yapsın? Eyvallah, hastalarla uğraşmak da pek zor işmiş. Yok vallahi o kadar zor değil aslında. Merak etme, bir gün sen de alışırsın. Alışırım artık, ne yapalım? Yandık doktor bey, yandık. Bu da kimdir doktor? Bu Reşu, bizim en eski akıl hastalarımızdan. Ya çok meşhurdur ha. Yandık doktor, yandık. Ya ne oldu? Yandık doktor, yandık. Allah Allah, ulan olacak, yandık da. Niye yandık? Hastanedeki bütün hastalar kaçmış. Ulan niye kaçmışlar? Hastane yanacakmış da ondan. Ulan Reşu, Allah iyiliğini versin ha. Görüyorsun değil mi doktor hanım? Deli aklı işte. Hastanenin yanacağını zannediler. Ulan peki onlar kaçtı. Sen niye burada kaldın? Ben kaçarsam hastaneyi kim yakacak? Vay! Efendim şimdi sırada birden çok sevgilisi olan bir çapkının hikayesi var. Ama sonu mutlulukla bitmeyen bir hikaye. İzleyelim. Melehe. Ne güzel olmuş paşa. Kızı çiçek yordam mı yetiştirdi? Suyunu nereden verirsen kulağından verin. Ulan senden zaten güzel sözden ne anlarsan ki Melehe? Ama babam gelirsen kaybol, ben seni sonra ararım. Baba... Neydi sen oğlum? Baba sağ olasan, sen neysen? Neysen baba? O kız kim idi? Kız mı? Hangi kız? Ya kim öptü sen demin yanından giden kız? Ha şey... Ayıptır oğlum, ayıptır. Bu kaçıncı kız? Geçen de başka bir kız gördüm, yanında sesim çıkmadı. Hep kızların ailesi vardı, izzetin hepsi vardı. Sen niye böyle yapsan oğlum? Kaç tane kızı bir ara didan etsin? Sen gittin geldin kime çektin? Deden gine çektin o, dayın gine çektin. Ya baba işte iyisini bulana kadar bizde böyle gezip dolanacak. Hatta onun türküsü var, diyor ki ya tutarsa, ya tutarsa tutturana kadar devam edeceğiz işte.
Sen bu akınla ancak bu türküyü söylersen. Duramadım, tutturamadım. Aman baba sen ne anlarsan ki bu işlerden zaten. Niye anlamıyorum? Sen hiç benim gibi böyle bir sürü kızından gezdin dolandın mı? Ooo bütün mahallenin kızlarının gözü bendeydi. Bir sürü sevdiğim vardı. Peki sen hiç hata etmedin mi? Etmez olur mu ya? En büyük hatayı ettim. Ne ettin ki? Anan aldı. Ne? Allah'ım çok heyecanlıyım yarabbim. Lan nerede kaldı bu kız ya? Aha geliyor, geliyor. Nereye? Ne kadar mutluyum, ne kadar heyecanlıyım. Öyle neşeliyim ki bir bilsen. Ben de çok mutluyum ve heyecanlıyım. 6 senedir seninle nişanlıyık. Nihayet evlenecek. He, evlenecek. Ya arkadaş, 6 sene böyle surat çekilir mi ya? Ya suratın hep sürekli yine diyor, böyle olmaz ki ya. Abartma, abartma Narin. Suratın falan da öyle benim değil, tamam mı? Ne abartması diyor ya, ne abartması ya? Tabii öylesin işte. Sürekli suratın da öyle yere diyor. Bak Narin, canım, komşularımızdan birisi öldü. Biz de başsağlığına gittik. Cenaze evinden gelenin yüzü asık olur ya. Yok ya, ne öyle? Ben senin düğün evinden geldiğin zamanlarda çok iyi bilirim. Nedir lan? Efendim, yaşlanmanın belirtileri unutkanlıktır. Bu konuyla ilgili unutamayacağınız bir fikre var sırada. Güneydoğu'dayız. İyi günler doktor bey. İyi günler dedim. Oturabilir miyim? Tabii tabii buyur otur tabii. Oturun. Evet buyur dedim. Şikayetin nedir? Bende unutkanlık var da onun için gelmişim. Nasıl bir unutkanlık bu? Böyle aklım bir gidip bir geliyor, bir gidip bir geliyor. Çocukların, torunların isimlerini unutuyorum. Evliliğimizi bile unutmuşum. Karımla kavga etmişim ha. Tabii yaşlılığın da etkisi vardır. Sizin bol bol gıda almanız lazım. Sebze, meyve, sıvı tüketin. Meyve, sebze, sıvı. Onlar ne ki? Anlaşılan sizin unutkanlığınız biraz ilerlemiş. Ben size şimdi 1-2 tane ilaç yazacağım. Onları kullanacaksanız. SSK'lı mısın? Urfariyen. Uy! Neyse, ben senin derdini anladım. Şimdi buraya yazdığım ilaçları tek tek alın, kullanın. Buyurun. Sağ olasın kurban. Allah razı olsun senden. Acil şifalar dedo. İyi günler. İyi günler dedo. Allah Allah. Sen yine niye geldin be amca? Bende unutkanlık var da o yüzden gelmişim. Vıy! Vıydı unutkanlık. Vıy! İyi günler. Ben dedektif İdris Arar Bulur. Beni çağırmışsınız. Hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk. Dedektif Bey. Karımdan şüpheleniyorum. Karınızdan mı? Evet ula. Karımdan şüpheleniyorum. Hayatında benden başka... Bir dakika. Sağ olun. Anlat bakayım. Karımın hayatında benden başka biri var galiba. Yani karınızdan şüpheleniyorsunuz anladığım kadarıyla. Karımı takip edeceksin ve
hayatındaki bu kişiyi bulacaksın. Tamam mı ulan? Tamam. Bu konuda ben uzmanım. Ben bunun üstüne kendim üstüme bir adam tanımam. Ama bir miktarı para alırım. 50.000 yeterli. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu işi becerebilirsen 50.000 yeterli, sana helal olsun. Vereceğim. Tamam. Alayım parayı. Ulan daha işi beceremedin ki. Şimdi niye para istiyorsun? Ya doğru ya, ben karını tanımayayım. Ha? Dur. Sak durmadan resmini ver bana. Dur bir dakika. Dur. Sağlam. Tamam. Al. Ulan al denmez. Ha. Sak durmadan arkadan. Ha. Karım bu. Karımı takip edeceksin ve hayatındaki kişiyi bulacaksın. Tamam mı? 50.000 yeteneği de alacaksın. Ben 50.000 yeteneği hemen alayım. Ulan şimdi olmaz. Adamı bulduktan sonra. Ben adamı buldum. Buldun mu? Demek buldun ha. Kimmiş ulan? Benim. Nasıl? Alayım 50.000 yeteneği. Sak durmadan. Efendim Fikret Allah Türkiye. Ailece izleyebileceğiniz tek program. Toplu halde avdaydık. Birden karşımıza bir ayı çıktı gari. Mestan attı, vuramadı. Sonra Ahmet attı, o da vuramadı. Sonra Mustafa Ali attı, o da vuramadı. Ben şöyle tüfeğe bir doğrulttum. Bir ateş ettim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Mustafa Ali. Sonra ne oldu lan Rıza? Ben de vuramadım. Öyle. Aşkım, seni ele sevirem ki. Ben de seni sevirem kız. Senden evleneceğime ele mutluyam ki. Vallahi mele ben de ele mutluyam, çok mutluyam. Hayatımda senin kadar dürüst başka bir herif tanımadım ben. Mele ben de tam bu konuyu senden konuşmak istiyordum ha. Ne diyecektin ki? Bak mele, daha önce geçmişimi, hayatıma giren bütün kadınları sana anlatmak zorundayım. Yoksa vicdanım rahat etmez ben. Hey, onları iki gün önce zaten anlattın. O iki gün önceydi sevgilim. Ne? Selamlar hiç uşak. Aleykümselam Niyazi. Ne yapıyorsun? Ne olsun işte. Ne bu hal ya? Ya uşakla. Ya bu günleri bana bir unutkanlık başladı. Ya her şeyi unutuyorum. Niye ki? Ya bak, bu sabah kalktım, kahvaltıyı yaptım, gittim işe. Ulan bir de ne göreyim? Ulan! Ya ne kravatı takmışım, ne de ceketi giymişim. Ya iş yerine rezil oldum uşakla ya. Bu ne unutkanlıktı? O da unutkanlık mıydı ulan? Ben senden daha da unutkanım. Niye ki? Ya sabah kalktım, kahvaltımı ettim, kravatımı taktım, gittim işe. La bir de ne göreyim? Ne gördün? Görmeyi misin? Pijamayı çıkarmayı unutmuşum. Yılma. La sizinki de unutkanlık mıydı ya? Unutkanlık bağ var ya. Niye ki? La bu sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Tamam, öyle cömdüğüm elbisemi giydim, kravatımı taktım. Çıktım dışarı. Sabah kalkmışsın. Onu unutmamışsın. Kravatını da takmışsın. Ceketini de giymişsin. Elbisen de üstüne. Neyi unuttun sen? Ne olacak kardeşim? İşe gitme unutmuşum işe. Nasıl? Sevgili dostlar, insan hayatının önemsizliğini vurgulayan çok önemli bir fikre var sırada. İzleyin. O diyor. Adam öldü galiba. Yok ulan, ölemem Fatih, ölürüm ya. İlk önce beyni duracak, sonra kalbi duracak. En az yarım saati var yani. Niye çok yakışıklıymış?
Burcu ne acaba? Daha bu ne diyor ya? Adam öyle bir burçtan bahsediyor. Ya ne olduğunu anlamadım ben ya. Birden önüme çıktık. Yerde mi yatay? Yok, havada yatay. Cidden betonda yatıyor. Ay üstünü örsek mi acaba? Böbreklerini üşütecek zavallı. Abi nerede çıktık karşımıza ya? Çakılın, adam öyle... çakılın, çakılın. Lan ne oluyor? Çakılın, ha. ben doktorum. Ben doktorum. Çakıl, çakılın bakalım. Nasıl doktorsun, yardım et sana adama. Ya ben doktor değilim ki. Değil misin? Doktorum diye niye bağırıyorsun o zaman? Ama şey anlamda şey ettirmişsin. Bak şimdi, ben bir filmde gördüm, tamam mı, bir sahnede. Adam böyle çarpıyor bir adam, adam eli. Ondan sonra bir doktorum diye adam, bir adam giriyor ya. Sonra dokunuyor, adam iyileşiyor. Yani bu anlamda bir yardımım olur diye şey ettirmiştim yani, düşündüm. Nasıl? Buldum. Bu kesin aslan burcu. Yattığı yerden belli. Nasıl? Buyur ağam, afiyet olsun. Oh. Selamun aleyküm ağam. Selamun aleyküm ağam. Ula kırıl. Kasaba bakan kedi gibi ne bakıyorsun? Ne içtiysen? Allah merhametli yüreğine düşmüş ama. Ula bak para filan içinden yoktur o. E vardı yolda düşürmüşüm. Yok ağam, ben para falan istemiyorum. Peki ne içtiysen? İş istiyorum ağam. İş mi? He ağam, kaç aydır işsizim, parasızım. Bana bir iş verirsen, vallahi büyük sevaba girirsen ha. Ula oğlum ya, bu ayki sevabımı çok yapmışım. Vallahi dolmuştur. Sen bir dahaki aya gel. Boş sevabım varsa sen için kullanırım. Gözünü çapanı yap, kurban olam ağam. Ula ne iş yapıyorsun sen? Çok iyi bir aşçıyım ağam. Ula hem aşçıysan, hem de aç geziysen. E nasıl oluyor bu iş? Ya ağam, para olmayınca kuru ekmekle yahni yapılmıyor ha. Yahni mi? Ula yahniyi de pek severim ya. Ben sana hemen yapamam. Ula tamam. Seni benim eve aşçı olarak aldım ha. Vay Allah senden razı olsun. Ben elini öpmem. Ve yeter yeter yaram oğlum. Sen öyle bana bak. Yaptığın yemeği beğenmezsem vallahi atarım işte ha. Tamam ağam. Şimdi bak. Sabah evle akşam bütün yemeği sen hazırlayacaksın. Eşyalarını toparla. Benim evin yanında bir ahır vardır. Oraya yerleşirsen. Sağ olasın ağam. Gel gel. Buraya gel. Bana bak. Biz her sabah 8'de kahvaltı yapıyık. Ona göre kendini hazırla ha. Vay başım gözüm üstüne ağam. Yalnız ağam. Eğer ben sabah 8'de uyanamazsam siz bensiz başlayın kahvaltıya, tamam mı? Vay. Kullabi Bey, zor bir ameliyat oldu ama başarıyla bacağınızı kesebildik. Bu kadarcık arışmanın sonu budur. Doktor Bey, ne yapacaksın? Neyse, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, çok teşekkür ederim. Ciddi misin hemşire hanım? Evet Doktor Bey. Ya Kullabi Bey, sana iki tane önemli bir haberim var. İlk önce iyi bir haber, sonra da bir kötü haber vereceğim. Hangisini vereyim? Maddi balık, yan gider. Bundan daha kötü ne olabilir? Önce kötüyü söyle. Senin sağlam bacağın kesmişik. Ne? Sağlam bacağım yok, benim canım bacağım. Ulan bu ayağımı çok seversin. Oy ben bundan neler yapardım, oy top oynardım, 90'a şut atardım. Ulan kötü buysa, ulan kötü buysa iyi haberim de Doktor Bey. Hasta bacağında hızlı bir şekilde eğlenilmiş, onu da kesmemize gerek kalmadı. Ne?
Oğlum ne diyorsun lan? Olur mu öyle şey ya? Olmaz olur mu lan? Cenazenin sağında dururlar. Nasıl sağında dururlar lan? Ben senden mi öğreneceğim cenazenin neresinde dururlar? Lan oğlum bak kaç yaşında adamım sen eline her geçen fırsatta... Niye lan? Lan bunu geçen kahvede de yaptın lan. Beni salak yerine, çok yerine, manyak yerine koymaya çalışıyorsun. Cenazenin solunda dururlar lan. Lan oğlum cenazenin sağında durulur. Salaksın da ondan seni salak yerine koyuyorum. Sen... Mal herif! Cenazenin sağında durulur tabii. Sen salak diyesin, ben salakım he mi? Ben salaksın. Bak bunu bir daha kahvenin ortasında yap, seni öldürürüm. Ama cenazenin oğlum solunda durulur. Cenazenin sağında durulur. Sol! Sağ! Sol lan! Ya Allah aşkına çocuklar, ne bu sağ sol kavgası ya? Siz hala orada mısınız? Hepiniz bu vatanın evladısınız, yapmayın böyle. Ya bırak imam efendi, sen bizi yanlış anladın. Biz o sağ sol meselelerini geçeli çok oldu. Allah'a şükür hepimiz vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. Bizim mesele daha farklı bir mesele. Hey ya bizim mesele başka, tam üstüne geldik sen de imam efendi. Allah'ın şunu. Ya ne bileyim ben arkadaşlar, hani sağ sol diye sizi tartışırken görürken ben de bir şey var zannettim ya. Ya imam efendi sen daha iyi bilin. Bak imam efendiye sorak. Tamam lan benim hiç aklıma gelmedi. İmam efendi bak hakikaten dediği gibi sen daha iyi bilin. Biz diyor ki şimdi ben diyorum bu anguta sabahtan beri anlatamadım, tamam mı? Bu anlatamadım. Söylüyorum çıldırdım ya sabahtan beri. Ben diyorum cenazenin solunda durulur. Bu angut diyor sağında durulur. Sen söyle imam efendi. Cenazenin sağında mı durmak iyidir? Solunda mı durmak iyidir? Önünden mi gidilmeli? Yoksa ardından mı gidilmeli? Hangisi doğru? Vallahi arkadaşlar bana soracak olursanız tabutun içinde olmayın da neresinde olursanız olun. Ne diyorsun lan? Oh, Niyazi ne haber? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Yunus abi, nasılsın? Sağ olasın. Nereye yaratın, nereye gidiyorsun ha böyle? Çarşıya gidelim, karıma sürpriz bir hediye hazırlayacağım da. Ne sürprizi ya? Evlilik yıl dönemi mi? Ya bak şimdi heyecanlandım, ne sürpriz alacaksın ha? Yunus abi, ona öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki ağzı açık kalıp şaşırıp kalacak ha böyle. Ya çok heyecanlandım şimdi, merakta yattım ya. Allah Allah, nasıl bir sürpriz yapacaksın ha ya? Ya Yunus abi, yarın anneler günü değil. Tamam doğru, anneler günü yarın. Ben de ona hediye almaya gidiyorum. Ya ne salak şeysin sen de ya. Sen uşağın var mı da annenin günde karına hediye alıyorsun? Ya Yunus abi sen de ne salaksın ya. Çocuğumuz olsaydı o hediye alırdı ona. Çocuğumuz olmadığı için ben gidiyorum ona hediye almaya. Nasıl yani? Öksürün. Biraz daha kuvvetli lütfen. Şimdi bey amca nefes alıp verin. Davar gibi değil, insan gibi. Buyur. Yani rahat nefes alın. Yeterli. Sorun belli oldu. Neyin var doktor bey? Ya merak etmeyin, pek önemli bir şey değil. Ciğerlerinizi üşütmüşsünüz. Bir iki ilaç yazdım mı, 10 gün kullanın, bir şeyiniz kalmaz. Sağ olasın kurban. Borcumuz ne kadar? 200 lira. He? 200 lira mı? Evet, 200 lira. Oğlum sen dellendin mi? Bir üşütük ciğer için 200 lira istenir mi loh? Kusura kalma bey amca, benim fiyatım budur. Niye bu kadar puhali? Çünkü ben herkesin aradığı bir doktoram. O zaman iyi iyi. Ben de sana kızımı verdim gitti. Kızını mı verdin? Niye ki? Çünkü bütün bekar mühendisler ve doktorlar benim kızımı istedi. Kızımın başlık parası 1000 lira. O an ücretini içinden çıkarın. Geriye 800 lira kalır. Onu rica edeyim. Oy! Efendim. İşte bir öğretmenimiz ve yeni nesil öğrencilerimiz. Bu Fikra'dan çok şey öğreneceğiz. İzleyelim. Evet çocuklar, bugünkü tersumuz böyle hayattan falan konuşacak işte.
Hayatla ilgili, hep böyle hayatla ilgili konuşuyor. Kim nasıl yaşayın, ne yapayım falan filan. Şimdi sen kalk bakayım hayat, çok baktım bana. Şimdi ben yolda gidiyorum böyle. Önümde de bir kadın gidiyor. Attım elimi çantasına da aldım cüzdanını. Bu ne oluyor? O kadının kocası olduğunuzu gösterir hocam. Ne saçmalayışın ya, kes la kes. Kes gülme, ver. Odur bakayım. Ukala. Sen kalk bakayım hayat, sen kalk. Güleyesiniz oradan, kolaydı değil mi? Şimdi ben böyle trafikte yürüyorum ama hiç trafik kuralına falan uymuyorum. Böyle dalgın avarer gibi gittim gittim geldi de adamın biri bana bir kodi böyle attı beni havalara da düştüm yere eldim. Ne oldu? Ne olacak hocam? Sizin dersleriniz boş geçer. Gülme! Gülme! Ne? Ne oluyor? Hadi lan! Hadi! Bu kelalar! Ne bu böyle? Kalk ayağa sen kalk bakayım sen. Kalk 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 kalk! Buyurun hocam. Sana da dil bilgisinden soracağım. Şimdi te bakayım bana. Ben... Yakışıklıydım tersam. Bu hangi zaman dilimine girer? Gelecek zaman dilimine hocam. Kızım ne geleceği, ne diyorsun ya? Yakışıklıydım diyorum sana. Geçmiş zamanda. Bence gelecek zaman hocam. Ya çıldırtma adamı. Ne diyorsun ya? Geçmiş zaman nasıl oluyor? Hocam şimdi kendinize bakılırsa yakışıklı değilsiniz. Şimdi yakışıklı olmayan geçmiş zamanda da yakışıklı değildir. Kala kala tek bir ihtimal kalıyor. O da gelecek zaman. Nasi! Buyurun, şikayetin ne? Gözlerim morarmıştır. Gözlerinde bir şey yok. Bütün kemiklerim kırılmıştır. Kemiklerinde sapasavla. Dişlerimin hepsi dökülmüştür. Bu kadar da yeter artık. Gözlerin, dişlerin, kemiklerin sapasavla. Niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum ki doktor hanım. Bu şikayet ettiklerin hiçbiri yok. Birkaç saat içinde hepsi gerçekleşecek. Bütün kemiklerim kırılmış, dişlerimin hepsi dökülmüş, gözlerim de morarmış olacak. Niye? Karım dedi ki, eve gecikirsen kemiklerin kırarım, dişlerin dökerim, gözün de patlatırım. E'si ben eve geciktim. Burada ne işin var? Bir dahaki hastaneye gelişim de bunları söyleme imkanım olmayacağı için şimdiden peşin peşin söyleyeyim dedim. Ne? İyi ki geldin İdris evladım. Hoş geldin, sefa geldin. Sağ olasın Temelemizeciğim. Nasılsın, iyi misin? İşlerin güçlerin nasıl? Ya nasıl olsun Temelemici? Geçin öp gidiyoruz işte. Ya iş çıkışı dedim Temelemici'ne buraya. Ya Fadime nene olduktan sonra bayağı çoktun. Ya oldun yalnız bir adam. Bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. Hiç olmazsa akşamda getireceğim bir oraya halatını falan daha ne edelim? Sağ ol İdris. Allah razı olsun. Allah'a şükür hiçbir sorunum yok. Hiçbir eksiğim de yok ama gene de sağ ol. Temelimci, ya akşam vakti bayağı geçti. Ben namazımı kılsam sahip olmaz değil mi? Olur mu öyle şey torunum ya? Namaz çok önemlidir. Kıl namazını. Namazı kile. Abdest almak istersen lavabolar hemen sol tarafta. Yok yok, ben için namazı zamet ettim. Ha bu son iki ayda başladım namaza, inşallah bırakmayacağım Emice. İnşallah bırakmasın. Ben namazımı kile. Kıl kıl. Kible ne tarafa adım? Ha böyle biraz çapraz sorunum. Çapraz. Ha böyle tamam mıydın? Tamamdır, tamamdır. Cep telefonu kapatalım, ne olur ne olmaz. Estağfurullah. Allah'a emanet.
düz evladım. Allah kabul etsin, namazını kıldın. Güzel de, ya İdris, benim bildiğim akşam namazı bu kadar uzun değildir. Evet canım, sen yanlış anladın. Ya ben işlerine son bir haftadır mesaiye kalayım, geç çıkarım. Akşam namazlarını kılamadım, hazır namaz kılarken dedim unuturum becim. O kaza namazlarını kıldım da, sen yanlış anladın. Allah Allah, Allah Allah. Neyse, Allah kabul etsin. İdris, benim de abdestim varken ben de akşam namazını kılayım, sen burada otur. Git git, namaz geçeyim, kılayım da, git git. Dur, sen zaten istediğim, dur. Ben toplarım, ben toplarım Emine. Allah kabul etsin temelimizi, al esmini. Amin, amin, sağ olasın torunum. Ya Emine, yanlış anlamama bir şey soracağım. Sağ olasın. Ben az önce akşam namazı ikili açın, biraz uzun sürdü, tabi ben kazı namazlarını kıldım. Ya senin namazın benimkinden daha uzun sürdü. Ya sen bu kadar ne kıldın? İdris torunum, ben de gelecek bir ayın akşam namazını toptan kıldım. Yahu demene mici, ya kusura bakma ama sen yaşlandın da biraz binomaya başladın. Yahu emici, gelecek ayın namazı şimdi girin miyiz? Yahu torunum, yüce Allah'ım senin veresiyeni kabul edecek de benim peşinimi mi kabul etmeyecek? Nasıl? Efendim, güldürmek sadece belden aşağıyla olmaz. Belden yukarıda güldürmek vardır. Çünkü bu programın adı Fikralala Türkiye. Kız bir tane öpeyim. Bir tane öpeyim. Olmaz. Allah Allah, kız bir seninle nişanı değil mi? Niye öptün sen? Babam kızdır. Ay senin de babanın da Allah Allah. Kız baban ruhu bile duymaz. Öpeceğim öpeceğim dediğim sana. Yapma, yapma. Yapma bana. Kız abla! Babam diyor ki, bu adam öpeceğiz öpsün. Yoksa gelip ben öpeceğim. Ne? Bir de dedi ki, enişten olacak adama söyle, diyafondan elini çeksin. Ne? Eyvah, adamı mahvettik ula. Adamın imanını gevrettik ula. Öldü mü la? Ula öldü mü la hemşe? Adam öldü ya. Ula kontrol edin, görmedin mi adamı? Ay gördüm, gördüm, gördüm. Aga gördüm de.
Yani adamı iki tane görürdüm ya. Baktım dedemiz olmasına gerçeğine vurmayayım. Yani sahtesine vurayım, vurayım dedim. Abi gerçeğine pat diye vurduk herhalde adama ya. Öldürdük herhalde adamı ya. Ulan Ayyaş meyhaneyi komple mi yuttun? Açıl, açıl, açıl. Ben doktorum, açıl böyle. Açılın lan, açılın lan. Ben de kasabım ya, kasabım ben ya. Açılın, açılın, açılın. Bakkalım ben, bakkal. Doktor bey, nesi var? Lan sizin ne oluyor? Doktor olan benim, açılın, açılın diye ben bağıracağım ya. Nasıl size ne doktor bey, nasıl size ne? Bu adam var ya, bu adam. Bana 6 ay bakkal borcu var. Ölürse yanarık valla. Nasıl? Fikren Allah Türkiye, Kanal 7'deyiz. Aşkım, evlendiğimiz zaman sana ele güzel yemekler yapacağım ki. Mehmet, doğum günde sana ele büyük bir sürpriz yapacağım ki. Mehmet, anam gibi değil ki, avu sevdiğin uşakla artık tanışak. Mehmet. Saçlarımı kestirdim, güzel olmuş mu ya? Yeter be, yeter! Melek, ne oldu şimdi, ne ettim ben? Sabahtan beri ben burada bir şeyler anlatır ama bu gazetenin içine boğulmuş gidiysen. Keşke elindeki gazete olaydın bey. Keşke. Vallahi keşke elimdeki gazete olsaydı. Niye? Niye? Böylelikle her gün bir tane yenisini alırdım. Ne? Kızcanım, ne oldu, neyin var, niye ağlıyorsun? Ben ne şanssız bir kızım Güle abla. Kız ne oldu, ne şansından bahsediyorsun? Aşktan bahsedeyim Güle abla, aşktan. Aşktan mı bahsediyorsun? Ne güzel kızsın işte, sen de şanssızım dersen başkaları ne yapsın? Güzellikle aşkın alahası yok abla. Allah Allah. Ne oldu, anlat bakalım. Ben hem seveyim, hem sevileyim Güle abla. Kız ne güzel işte, hem seveyimmişsen hem de sevileyimmişsen. Şanssızlık bunun neresinde, niye ağlıyorsun? Sevdiğim adamla sevildiğim adam ayrı kişiler. Hış. Nereye böyle? Berbere gidiyorum bayan, berbere. Güle güle git, güle güle git. Ula Rıza, berber demişken aklıma bir soru geliyor. Sobaken? Bazı politikacılar günde iki sefer tıraş oluyormuş. Niye? Bilmiyorum, niye? 200 oldukları için le. Ula. Aa. Ne düşünsen ki? Hiç. Senin düşündüğün düşünüle. Ne? Terbiyesiz. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.